Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Bilgi doğru bir videoyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu urso ursofar, ursodiol, UDCA ya da Türkiye'de satılan ismiyle urso aktif hakkında konuşacağız. Nedir bu ilaç? Nereden gelmiş? İsmi nereden gelmiş? Vücudunuzda ne işlem yapıyor? Natural kişilerin yani medikal kullanımı nedir bunun ve kür de olan kişiler yani steroid küründe olan kişiler ne için bunu kullanmaları gerekiyor ne faydaları var onun hakkında konuşacağız arkadaşlar ursafar nedir ursafar sizin e, secondary bile asit dediğimiz şey yani sefra kesesinin e, birinci asitleri ve ikinci kademe asitleri var bu birinci asitler zaten geliyor bazı bakterilerle sizin karaciğer ya da e, bağırsaklarınızda bir işlemle sekenderi bile'lere çevriliyor ve e, yani ikinci asitlere çeviriyor. İkinci kademe mi diyeyim artık nasıl bir oluyor Türkçede e, çevirimi. E, çeviriyor ve bazı işlemler işlemler yapıyor sizin vücudunuzda ki o işlemler hakkında detaylı şekilde konuşacağız. E, ki vücut bunu çok fazla üretemiyor. Yani bu ursofarı bu ikinci e, sefra kesesinin asidini e, üretemiyor. E, çok fazla üretemiyor ve ilk kez bunu bir ayıda keşfediyor. Yani Ursa ismi de zaten oradan geliyor. Herhalde eğer yanlış hatırlamıyorsam Latin bir isim. Ee, Ursa yani Latince'de e, ayı e, şeyi tercümesi. Oradan geliyor bu isim. Oradan keşfediliyor ve medikal olarak kullanıma e, yol açıyor oradan. Ee, siz biliyorsunuz sefra kesiniz, bir kişinin sefra kesesinde sıkıntı varsa, taş varsa ya sefra kesesiye alıyorlar ya da sefra kesesi bir ağrıya sebep oluyor. Ağrıya sebep olmasa da zaten doğru bir işlem yapmıyor. Ee, ve o yüzden birinci asitleri üretmediği için zaten ikinciler de üretilmiyor. Ve bayağı ciddi sıkıntılar yani fibroz, siroz, karaciğerin komple iflas etmesine falan yol açabiliyor. O yüzden bu ilaç kullanıyor. Yani Normal medikal kullanımdan bahsediyorum. Ee, ve bu ne yapıyor? Geliyor sizin karaciğerinizde e, kolesterol e, sentezini yani karaciğerde değil bunu üretildikten sonra sizin vücudunuzda e, kolesterol sindirimini sentezinizi vücudunuzda düşürüyor. En önemli işlemlerinden de zaten biri bu. E, ve düşürüyor. Ee, bir önemli daha işlemlerinden biri e, anti-apopsis olarak kullanılan bir ilaç. Yani karaciğerde, hücre, karaciğer hücrelerinde ki bu apopsis, apopsis konusunda da detaylı bir videomuz var. Hypertrofi videosu eğer yanlış hatırlamıyorsam YouTube kanalımıza onu izleyebilirsiniz. E, kötü bir şey değil aslında e, ama çok e, yani sıkıntılı bir durumda apopsis oluyorsa, e, hücrelerinin ölümü gerçekleşiyorsa e, bu ursafar geliyor bunu da önlüyor. Yani medikal kullanımı bu e, anlamda kullanılıyor. Biliyorsunuz kürde olan bir kişi e, zaten kolesterol alıyorsunuz steroid olarak. Karaciğeri yükleniyorsunuz, e, kolesterol yükseliyor. E, ve zaten sefra kesesi biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştim. Karaciğerde bağlantısını bazı steroidler kesiyor zaten. Ve o yüzden bu ursofar vücutta hiç üretile, üretilmediği için kolesterol seviyesi de aşırı derece yükseliyor. Karaciğerin içindeki e, 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 iltihaba yol açıyor ve kolesterol orada yükseliyor. E, ve ursofar geliyor bunları da önlüyor. E, bile flow dediğimiz yani oradaki o asitlerin hızını da arttırarak, o döngünün hızını da arttırarak e, buna sebep oluyor. Eee ve aşırı derecede kolesterol seviyesine eğer yani kür esnasında ve kürden sonra sıkıntı varsa sizin kolesterol seviyesinde bu ursofarı kullanabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir ilaç kendisi. E, o dozaj olarak da overdoz diye prescription'inde bir şey yok yani. Overdozun en son şeyi yani hiçbir araştırmada ciddi sıkıntılar yaşatmamış. En maksimum seviyede yani 10 mg'a kadar çıkmışlar kilo başına, kişinin kilo başına. Ve en fazla yaşattığı şey ishal olmuş. ama yine de sonuçta bir ilaç kullanırken dikkat edin. Eğer bir sıkıntınız varsa doktorunuza danışın ya da uzman kişinin gözetiminin altında kullanın. ve... PCT'nizde ve OCT'nizde yani kür esnasında terapide ya da PCT döneminde kürden sonra, sonra tedavisinde de kullanabileceğiniz, kolesterol seviyesini düşürebileceğiniz çok güzel bir ilaç. Bir sonraki yani bununla ilgili başka bir şey aklıma gelmiyor. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.